Beşiktaş Trabzonspor deplasmanından 3-0'lık korkunç bir mağlubiyetle ayrıldı. Manşette söylediğim gibi aslında hatalarla dolu bir maçtı. Çünkü oyun anlamında da aslında bu mağlubiyeti hak ettiğini ne yazık ki söyleyebiliriz. Kötü bir maçtı. Şenol Güneş'in kadro tercihleri transfer döneminde alınan oyuncular, kadro formasyonu, oyun kurgusu birçok hata vardı. Bunların sağ açı kısmını bu analiz videosunda sağ dışı kısmını bence böyle de uzun uzun konuşacağız. Yine her zaman olduğu gibi stattan fotoğraflar var, rakamlar var, istatistikler var. Analiz videomuz başlıyor. Beşiktaş hiç beklemediği, hiç işte hesap etmediği çok ağır bir mağlubiyet aldı Trabzonspor deplasmanından. Hemen bakalım sahada neler yaşandı. Siyah beyazlar 4-1 2-3 klasik kadrosuyla sahaya çıktı. Hacı Ahmetoviç yine stoperlerin arasındaydı. Tek orta sahada savunmanın önündeydi. Hemen Hacı Ahmetoviç'in önünde Salih ve Getson artık klasikleşen Beşiktaş orta sahası. Solda sağda Raşitsa ileride Cenk Tosun 11 ile Beşiktaş sahaya çıktı. Hemen gelsin fotoğraf ve tabii ki Abu Bakar ve Masuaku'nun da yedekte oturduğunu, yedek bölgede oturduğunu söyleyebiliriz. Masuaku fotoğrafta gördüğünüz gibi yine Soperlerin arasında oyun kurmaya Beşiktaş oradan başladı ve bir şekilde e, Trabzonspor deplasmanından orta sahayı kalabalık tutarak galip gelmeyi planladı. Trabzonspor ne yaptı? 4-5-1 ile sahaya çıktı. İleride sadece ona şu ileride tuttu ve kontrataklarla etkili olmaya çalıştı. İkinci fotoğraf gelsin. Ön alan presini İyi yaptı Trabzonspor. 5-6 kişiyle fizik kalitesini iyi kullanarak 5-6 kişiyle Beşiktaş'ın oradan kendi sahasından çıkmasını engelledi. Set oyununu aslında topu Beşiktaş'a bıraktı ama set oyununu Beşiktaş'ın kendi ceza sahasına yakın bölgeden yapmasına engel oldu Trabzonspor bu baskıyla. Beşiktaş ne yaptı? Oyunu aldı. İlk 10 dakika sonrasında yani 10. 11. dakikadan sonra oyunu aldı. Bir geç sonuna kaçan bir pozisyon var. Orada iyi bir paslaşma var ve daha sonra Beşiktaş oyunu aldı. Topu Kontrolünü eline geçirdi. Set oyunu aslında başardı ama uzakta yaptı bu set oyunu. Yani Beşiktaş Trabzonspor ceza sahasının önüne yerleşemedi. Top Beşiktaş'taydı ama hep bir paslaşma, yoğun bir paslaşma. Santa çizgisi civarında yoğun bir paslaşma yaptı tehlikeli bölgeye, 3. bölgeye topu bir türlü taşıyamadı. 3 tane orta saha sahal Beşiktaş'ın klasikleşen orta saha demiştik. Yine üretemediler, yine servis yapamadılar. Gelsin ısı haritaları. Gördüğünüz gibi ne Gerson, ne Salih, ne Hacı Ahmetoviç Trabzonspor ceza sahasına doğru düzgün giremedi bile. Yani onları orada hiçbir şekilde göremedik. Zaten Beşiktaş'ın bu kanayan bir yarasıydı. Abu Bakır'ın bu kadar büyücüymüş gibi gözükmesi hani hep büyücü hani büyülü goller atıyor diyoruz ya çünkü Abu Bakar servis almıyor. Abu Bakar pozisyonu kendi hazırlayan bir oyuncuydu. Dolayısıyla Beşiktaş bu sezon kazanırken üst üste Abu Bakar'ın çok acayip golleri vardı. Bu maçta da Abu Bakar olmayınca İş Cenk Tosun'a kaldı. Cenk Tosun da o tarzda bir oyuncu değil. Yani Cenk Tosun Abu Bakar özelliklerine sahip bir oyuncu değil. Başka bir forvet tipi. Dolayısıyla bu orta sahası Beşiktaş'ın üretemedi. E Raşit Sağ çok fazla ceza sahasına giremedi. Rebiç etkisi olunca siyah beyazlar ki 3. fotoğraf gelsin Raşit Sağ zaman zaman orta sahaya geldi. Yani pozisyon üretmekte Beşiktaş zorlanınca iyice orta sahaya geldi ve oradan sürpriz bir şekilde orta kalabalık hale getirdi. Buna rağmen Trabzonspor 5-6 kişiyle karşıda her seferinde savunmayı sağlam tuttu ve Beşiktaş pozisyon bulmakta zorlandı. Çok fazla mücadele eden, fizik gücü yüksek, özellikle Mendy önderliğinde fizik gücü yüksek bir Trabzonspor orta sahası vardı. Kontradan gelen goller, Onano'nun golü önce, daha sonrasındaki orada bence Colin'in hatası var. Yani oyuncu evet çok uzun boylu ama Koli biraz zamanlama hatası yaptı bence. İkinci gol Bakasitas. Burada da Baraj'ın hatalı kurulduğunu söyleyebilirim ve Beşiktaş aslında oyunu topun kontrolünü alsa da taktiksel anlamda Trabzonspor'u daha ilk yarıda yenildi. Çünkü Trabzonspor topu ben almıyorum, geride bekliyorum, mücadele ediyorum, kaleme seni yaklaştırmıyorum, konstadan yakalarsam atacağım dedi. Bunu daha ilk dakikadan bunun mesajını verdi ve dediğini yani Trabzonspor tarafı, Trabzonspor teknik heyeti maç öncesi planını tamamen uyguladı. Hiç neredeyse pozisyon vermeden topu bıraktı Beşiktaş'a ki istatistikler hemen gelsek ekranın üzerine konuşalım. Topu bıraktı Beşiktaş'a ve bu şekilde x 0 ilk kapattı. 32'ye 68 deplasmanda Beşiktaş topun gördüğünüz gibi sahibi. Ama isabetli şuta baktığımızda, şut sayısına baktığımızda 5'e 2, 3'e 0 hiç isabetli şut yok. Pas gördüğünüz gibi 68'e 190 neredeyse 3 katı daha fazla başarılı pas yapmış Beşiktaş. Ancak sonuca gidebilmiş mi? Gidememiş. Ee, rakip cezası ise giriş 2'ye 7. Trabzonspor'un 2 kez geldiğini ve 2 kez gol attığını söyleyebiliriz. Gol bekten 0-60 0-14. Beşiktaş %68 topa sahip olduğu bir ilk yarıda 0-14'lük bir gol beklentisi. Gerçekten de korkunç bir oran. İkinci yarı 3 tane değişiklik. Bu aslında hocanın ki tarihinde çok fazla yoktur hocanın böyle üç şey Aslında hocanın yanlış kadro çıkardığını hoca da artık kabul ediyor. İlk 45 dakika sona erdiğinde ve üç tane oyuncu Masuaku, Abubakar, Bakar, Muleka oyuna giriyor. Ancak bunlar da oyunu değiştiremiyorlar. Zaten skor 3. gol geliyor. Yine bir kontratak. Gezal son çare oyuna atılıyor. Gezal ile beraber Beşiktaş iyice topa sahip olmaya başlıyor. İyice pas kalitesini yükseltiyor ama Trabzonspor o kadar yoğun kapanıyor ki o kadar sağlam duruyor savunmada Beşiktaş bir türlü istediklerini yapamıyor. Gelsin ikinci yarı istatistikleri. 3-0 sona erdiğinde çok acayip bir istatistik var karşımızda. 29'a 71 topa sahip olma Beşiktaş. Trabzon deplasmanında %71 topa sahip oluyor. Çok acayip bir oran. Ancak bu aranın karşılığında çektiği isabetli şut sayısı sadece bir. İlk isabetli şut 82. dakikada geliyor. O da böyle Uğurcan'ı zorlayan falan bir şut değil. E, bu tabi oyunun ne kadar Beşiktaş adına üretim anlamında ne kadar zayıf kaldığını ve Beşiktaş'ın ne kadar yetersiz bir oyun olduğunu, oyun oynadığını gösteriyor. Bir tane isabetli şutu var maç bittiğinde. 114 pas, 394, 3 katından daha fazla başarılı pas yapmış. Dışarıdan biri bu istatistiği görse Beşiktaş ezmiştir der. Ancak işin üretim kısmında Beşiktaş neredeyse hiç yok. Rakip ceza sahasına 12 kez girmiş. İlk yarıda 7 kez girmişti. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? İkinci yarıda Beşiktaş rakip ceza sahasına 2-0 mağlup olmasına rağmen sadece 5 kez topla buluşmuş. Bu korkunç bir üretim problemini gösteren çok acayip bir istatistik. Gol beklentisi Beşiktaş 0-40 Trabzonspor 1-56 0-40 bitirmiş. Bu aslında istatistikler bize çok şey gösteriyor. Sadece skor anlamında değil oyun anlamında da taktik anlamında da Beşiktaş'ın ağır bir mağlubiyet aldığını söyleyebiliriz. Gelsin reyting listesi en düşük oyuncu Rozier gözüküyor. Oyun anlamında Rozier de gerçekten iyi değildi. Ancak rating listesinde en kötü olmasına rağmen benim için en kötü oyuncu Rebiçti. Rebiç'in istatistik korkunç gerçekten de. %38 pas isabet oranı, 6'da 1 ikili mücadele sadece bir tanesini kazanabilmiş. 0 isabetli şut, sıfır şut. Hiçbir şey yapmadan ilk 45 dakikayı tamamladı ki Beşiktaş yönetiminin, Beşiktaş'ın en çok şey beklediği isimlerden bir tanesi tecrübesiyle, oyun şekliyle, kariyeriyle çok şey bekleniyor Rebiç'ten ve hiçbir katkı sağlamadan Özellikle ilk yarıyı bitirdi o yüzden bana göre Roziyevet kötüydü ama bana göre maçın en Kötülerinden bir tanesi de e, Rebiç'ti Ante Rebiç, çok büyük bir hayal kırıklığı Oluşturdu. Şimdi Artlar eksiler yapmayacağım çünkü Tamamıyla eksilerle dolu bir maç Manşette o yüzden böyle yaptım. Çok fazla Eksisi vardı Beşiktaş'ın. İki tane ana Konu var aslında bunu bence böyle uzun uzun Konuşacağım. Bir Bu mağlubiyet kime yazar? Ben Pastayı ortadan ikiye Bölmüyorum ama iki tarafta paylaş, paylaşıyorum Bir Hocaya tabii ki hocanın burada bu mağlubette payı var. Çünkü ne olursa olsun senin bir kadro derinliğin yok. Yani sen Abubakar Bakar oynayabilecek durumdaysa Abu Bakar oynatacaksın. Muleka oynamak, Murek oynayacak durumdaysa Murek oynatmak zorundasın. Çünkü senin kadronda zaten ekstra yapabilen 2-3 tane oyuncu var. Kim onlar? 4 tane oyuncu var hatta toplam kadroda. 1. Abubakar Bakar ekstrası var. 2. Raşit Gezal ekstrası var. 3. Muleka ekstrası var. Şutu, ortası, Enteresan asistleri 4, Chamberlain. 4 oyuncu, 4 tane yaratıcı özelliği olan oyuncunun hiçbirisi sağda yok. Chamberlain hazır olmayabilir. Geza sakaktan çıkmış olabilir ama Masuaku ve Abubakar'ın ilk 11'de olmaması hocaya yazar. Bu bir. ikincisi. tabii ki rakibin oyun senaryosuna Beşiktaş maç içerisinde bir türlü karşılık veremedi. Yani taktik anlamda Beşiktaş sadece skor değil taktik anlamda ağır bir yenilgi aldı. İkinci tabii ki pay. Elbette transfer politikasını taraftarlar çok yoğun yaz boyunca eleştirmişti. Bunu bence böyle uzun uzun konuşacağız ama Beşiktaş özellikle son güne kadar aranılan 10 numarayı çok fazla aradı. Beşiktaş'ın bu maçta özellikle yani bu tip maçlarda bu üçlü orta sahayla Hacı Metovic, Salih ve Getson'la olmayacağını geçen seneden beri ben birçok analiz videosunda söylemiştim. Çünkü bir kreatif oyuncu lazım. İş sıkıştığında şutu çekecek, golü atacak. İş sıkıştığında iki kişi çalınmayacak aradan bırakacak oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş'ın ve bu oyuncu olmadan sezona başladılar. Bu da elbette önemli bir problemdi. Bu kısımda tabii ki yönetime yapılan eleştirilerin bu anlamda çok da haksız olmadığını gösteriyor. Tabii konuşulacak çok şey var. Kadro kurgusu ile ilgili konuşulacak şeyler var. Transfer politikası ile ilgili konuşulacak şeyler var. Hocanın tercihleri ile ilgili yine birçok şeyi konuşacağız. Onları da tabii ki biraz sağ dışı kısmına da elbette bence böyle programında değineceğiz. Sizlerden de isteğim videonun altına yorum yapmanız. Neden Beşiktaş kazanamadı? Siz kimi suçluyorsunuz? Sizce kim hatalıydı? Beşiktaş neden istenilen performans sağlayamadı? Sizden de isteğim bu yönde yorumlarınızı yaparsanız orada bir futbol muhabbeti döndürürüz. Kendinize iyi bakın. kalın.